Seçim 23 programından efendim sizlere bir kez daha merhabalar diyelim. Malum Türkiye çok önemli bir seçim sürecinden geçiyor. Yıllardan bu yana aslında siyasilerin konuştuğu bir sürecin içerisine girdik. Her ne kadar sanki böyle 5-6 aydır ya da 1 senedir konuşuyormuşuz gibi olsa da aslında tüm siyasiler bir önceki seçimin sonrasından itibaren 2023 seçimlerini konuşmaya, planlamaya başlamıştı. Tabii partiler yavaş yavaş kendi içerisinde milletvekili aday adayları yoklamalarını ya da bunları belirlemek için çalışmalarını yapıyorlar. 9 Nisan'da yine siyasi partiler için çok çok önemli. Biliyorsunuz ki bu tarihe kadar, yani bu tarih son bulana kadar partiler aday adaylarını artık aday anlamında belirlemek zorunda ve her ilin kendi milletvekili sayısına göre adayını Yüksek Seçim Kurulu'na 9 Nisan'a kadar bildirmek zorunda. Bizler de bu süreçte efendim milletvekili aday adaylarımızı programlarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Çok önemli bir konuğumuz var bu akşam bizimle birlikte. AK Parti Ordu Milletvekili adayı Sayın İbrahim Ufuk Kaynak. Aynı zamanda bir stratejist. Sizi efendim hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk efendim. Tekrardan yayınımıza. Kamuoyu sizi tanıyor aslında, Türkiye tanıyor. Dün de temayül yoklamasında yine sizinle birlikteydik, konuşma fırsatı bulduk. Yine yayınımıza katılma fırsatı buldunuz. Tabii oradaki teveccühü de gördük aslında. Yani insanlar sizi elbette bir ordulusunuz, bunu da konuşacağız birazdan. Ama sanki bir abileri gibi, bir kardeşleri gibi, yani sanki bir akrabaları görmüşler de tabii sosyal medyanın da burada elbette ki etkisi ve buradaki görüşlerinizin, Türkiye üzerinde anlattıklarınızın rolü elbette ki çok büyük. Elbette temayülü konuşacağız, yaptığınız çalışmaları konuşacağız vesaire ama isterseniz şununla başlayalım. Ordulusunuz. Yani aslında tüm Türkiye'de tanınmaya başlamadan önce biz de bilmiyorduk. Evet. Ama siz Ordu kökenli, yani tabanlarından Ordu'da yetişmiş bir isimsiniz. Biraz Ordulu kimliğinizi konuşarak başlayalım isterseniz. Ordu'nun neresindensiniz mesela? Bunları merak eden izleyicilerimiz elbette ki vardır. Buyurun efendim. Ben öncelikle bütün hemşerilerime selam ediyorum, teşekkür ediyorum. Dün temayül yoklamasını yaptık dediğiniz gibi. Orada da biraz konuştuk. Evet, vatandaşlarımızın bir kısmı beni biliyorlar, bir kısmı bilmiyorlar. Çünkü şöyle bir şey biliyor musunuz? Babam rahmetli. Ordu'da Demokrat Hasan diye eskilerin tanırdı. Hepsi Demokrat Hasan deyince bilirdi, tanırdı. Annem ise Sağralardan, annemin kızlık soyadı Sağra. Onlar da zaten Uzunisa'da, onların nahiyede esas evleri şu anda tam ırmağın kenarında ama nahiyeden aşağıya doğru inildiğinde ama çoğunluğu yıkıntı halde onun. Hatta ben oralara gittim, oradaki yaşlılarla görüştüm. Çok ilginç şeyler anlattılar. Konağın yıkıldıktan sonraki üst katından çıkan kitaplarla oynayan bir hanımefendiyle konuştum. Çok yaşlıydı, 83 yaşında. Ben ise Taşbaşı Mahallesi'nde doğdum. Ordu'nun zaten en eski mahallesi. Kilisenin en yakınında ama ben hep böyle bazen konuşurken söylüyorum. Babam aslen Trabzonlu diyorum. Annem Ordulu diyorum. Onun sebebi de şu, babam 1911 doğumlu. 6 yaşındayken yani 1917 yılında Ruslar Trabzon'a Akçabat'a kadar geliyorlar. Evet. Ve babaannem, o içerideki Ermeni ayaklanması da var o sırada, Rumlar ve Ermeniler de Rusların tarafına geçiyor. Epey bir kısmı, bir kısmı geçmiyor. Ama epey bir kısmı geçiyor. Babaannem ve Müslümanlar ve Türkler kaçmaya, dağlara çekilmeye başlıyorlar. Çünkü Rus gemileri ara sıra bomba atıyor. Evet. O Akçabat'ın dağlarına. Babaannem de Akçabatlı. Daha sonra şunu gördüm. Ben aslında şöyle söyleyeyim. Onların da yarısı Ordulu. Evet. Yarısı Ordu'da, yarısı Akçabat'a yerleşmiş gruplar. Babaannem oradan giderken, babam ortanca, 3 oğlu var. Küçük amcamı kucağına alıyor. Diğer amcam 11 yaşında yürüyebiliyor. Babam 6 yaşında olduğu için yürüyemiyor. Kucağa da alınamıyor. Bir tekneye koyup, o zaman yol yok,
bir tekneye koyup Ordu'da halasının yanına gönderiyor. Dedim ya diğer yaraları burada evet. diye. Ve babam 6 yaşından itibaren Ordu'da büyüyor. Onun da saatçi hafız denirdi. Eskiler bilirler ancak yeni nesil bilmez bunu. Ama evi şu anda tam Fidangör'de sarı bir evdir aslında. Hala duruyor orada, restore edilmiş bir evet. yerde. Tam o iki yolun ağzındadır. Çok üç katlı, iki katlı, üç katlı bir bina o. Alt zemin de var, onun da üç katlı diyorum. Saatçi hafızın evi diye geçer zaten. Babam da orada büyüyor. Annem aslında Şifoğulları denir. Ordu'da eskilerin hepsi Şifoğullarından Mükerrem'in oğlu derlerdi. Öyle diyeyim yani. Bizim diğer tarafımızda teyzemler, Feloğulları. Felekler. Yani. Ordu'nun Altıneller, kurucu belediye felekler. Başkanları. Evet yani aslında Ordu'nun çok Aynen. köklü bir ailesi. Öyle diyeyim. Evet. Oldukça köklü yerli Ordulu ailelerden biri. Ben ise hep Ordu'da doğdum, büyüdüm. Dediğim gibi Taşbaşı ve Fidangör çevresinde bütün hayatım orada geçti. Ama ilk orta liseyi ilk önce İsmet Paşa İlkokulu'nda hani Taşbaşı Mahallesi'nin üzerinde Zaferi Milli'de Cumhuriyet İlkokulu evet. vardı. Oralarda portakal bahçeleri de çokmuş. Evet. Mandalina evet. o da o dönemde. Evet. Bizim yani. De bir portakal bahçemiz vardı. Evet. Hatta bitişiğindeki Ermeni satın aldıydı. Daha sonra o Ermeni de sattı. O da bir bakırcıydı şehrin içerisinde. Onların da çoğunu Fransa'ya göçtüler. Evet. O zaman hatırlıyorum. Şimdi yani aslında orada dediğim gibi çocukluktan itibaren hep aynı bölgede. Aşağıya indik denizin kenarı. Menekşe Sokak. Evet. Menekşe Sokak tabii çok yakında. O zaman şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız olan yani Mehmet Hilmi Güler Beyefendi'nin onun babasıyla babam çok yakın arkadaştı. Baha Bey amca. Hatta Baha Bey amca da çok güzel keman çalardı. Babam da çok güzel keman çalardı onlar. Tam denizin karşısında. Ordu zaten çok güzel. Biz evet. aslında ben dünyayı gezdikten sonra şöyle bir şey gördüm. Dedim ki aslında dedim, resmen Lebiderya cennet gibi bir yerde doğup büyüyüp yaşamışım dedim. Hakikaten karşıda hem balık tutardık hem yüzerdik. Hem evimize gelirdik hemen karşıda. Ben orada topun atılışıyla beraber Boztepe'den topun atış sesini duyup hemen oltayı toparlayıp eve karşıya geçerdim. Ablam Mart Apartmanı'nda oturdu. Hep oradaydı o. Yani bizim o klasik bölge hep Fidangör evet. ve Taşbaşı Mahallesi, Menekşe Sokak. Tabii ki insan üniversiteye başladıktan sonra mecburen gittik Ankara'ya, İstanbul'a. Böyle dolandık ama ilk başta Ankara'da fakülte 5 yıl sürdü. 1980-85. 85'te fakülteyi bitirince de ben otostopla İngiltere'ye gittim. Şimdi ben hep temayül yoklamalarınla bunu bağlamak istiyorum. Tabii buyurun. Bana orada çok ilginç bir soru sordu da dedi ki hani uzun zaman oradan ayrı kalmışsın dedi. Ama kişiliği belirleyen şey var ya. 5 ile 15 yaşı arasında nerede kalıyorsan o senin hayatın boyunca hiç unutamadığın memleketin oluyor. Ve en güzel yılların olur. Evet. 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 Çünkü siz herhangi bir ülkeye gidin 50 yıl geçsin aradan hala o çocukluk kısmı sizin memleketiniz ve anılarınızla beraber geliyor. Bakın eşim benim Ankaralı. Evet. Ama artık o kadar çok Ordu'ya geldi gitti ki o da bir Ordulu. Çok güzel pancar çorbası yapıyor. Yanında mısır ekmeği yapmadan da olmuyor. Evet. Bizim Sakarya bizim bölgeye özgü. Her yerde bulamıyorsunuz ama yani nihayetinde pancar en önemli özelliğimiz. Allah inandırsın Avustralya'da bile çok fazla sayıda kaba düzlü vardır. Çok kaba düzlü vardır. Ve onlar da bizim de hatta komşularımız sağ olsunlar. Onlar sürekli olarak pancar da yetiştirirler. Bize de getirirlerdi sağ olsunlar. Yani anlayacağınız esasında hani Ordululuk dediyse yurt dışına gidince Ordulu Ordululuğunu kaybetmiyor. Kaybetmiyor, değişmiyor. Aksine daha çok sarılıyor memleketine. Evet. Ve üstelik de biliyorsun. Bak evet. şunu biliyorsun. Ordu'da kalırsanız ömür boyu hep Ordu'yu bilirsiniz. Dünyayı gördükten sonra hem Türkiye'yi hem Ordu'yu değerlendirmeye başlıyorsunuz. Ama öncelik daima Türkiye'dir.
Evet. Her şeyin önceliği Türkiye'de. Yani Türkiye iyi olacak ki Ordu da, evet. İstanbul'da, Adıyaman'da, evet. Ankara'da iyi olsun. Evet. Evet, işte efendim. Benim çoğunluk, yoğunlaşma alanım da esasında hep Türkiye'nin dertleri oldu. Evet. Efendim dün tabii önemli bir, AK Parti için önemli bir gündü. Milletvekili aday adayları, Ordu'dan, evet, başvurusunu yapan aday adayları bir araya geldiler. Bir şölen havası içerisinde geçti. Çok güzel. Herkes birbiriyle tanıştı. Siz de oradaydınız. Bir temayül havası elbette koklandı orada. Herkes, bütün teşkilatlar oylarını verdi. Nasıl bir temayül geçti sizin gözünüzden? Nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Ya inanılmaz güzeldi. Şimdi ben ilk önce hakikaten bir özür dileyerek bir daha başlayayım olaya. Şöyle. Buyurun. 6 ay önceden hazırlanmış, planlanmış bir programımız vardı. Hollanda, Amsterdam'da bir toplantımız vardı, bir konferansımız. Çünkü bir de Köln'de, Almanya Köln'de. Yani iki ayrı konferansı çok önceden hazırlamıştım. Bu seçim meselesi ve temayüller falan öyle bir araya denk geldi ki ben ertelettirebilmek için çok uğraştım. Ama oradakiler ne olur hocam lütfen, lütfen dediler. Biz çok böyle hazırlık yaptık. Ve orada da yurt dışındakilerden biliyorum, çünkü ben de uzun zaman yurt dışında kaldım. Oradan biliyorum. Oradaki gençler özellikle kendi tarih, kültür ve medeniyetlerini tanımak istiyorlar. Zaten beni de onun için çağırmışlardı konferansa. Ben bütün bu sebeplerden Ordu'ya gecikmeli geldim. Ama gelir gelmez sağ olun sizlerin de beraberdik. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayrıca biz Bahadır arkadaşımıza da sağ olsun sabahtan akşama kadar bana çok yardımcı oldu. Bahadır'ı da unutmayacağım, evet, sizleri de. Bir anda hemen dağıldık ve bula gidebildiğimiz yere kadar o gün içerisinde, cuma günü içerisinde koşturduk. Tabii Ünye'den başladık. Çok güzel bir karşılaşma, tanışma Ünye'de oldu. Fas'ta inanılmaz bir coşku. Hemen peşinden biliyorsunuz Altın Ordu'ya geldik. Ama ben hepsinin başlangıcında sabah en erkenden orada AK Parti İl Başkanı Sayın Tomakin'i ziyaret ettim. Halit Bey'i ziyaret ettim. Ondan sonra dedim Ünye'ye gittik. Hani daha sonra işte Fas'a geldik. Altın Ordu. Yeniden Altın Ordu Gülyalı'ya gittik. Orada yine aynı şekilde çok güzel bir karşılanma oldu ve aynılarını dün de temayülde yine aynı şeyler oldu. Bir Altın Ordu Merkez Teşkilatı. Evet. Bizimki sınırlı oldu. Ama aynı akşam iftardan sonra ben bir güzel, şükür olsun diyorum, o arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Kabataş, onlar da buluştuk. Dün ise temayülde işte Ulubey Başkanı beni medyadan izliyor fakat aday olduğumu bilmiyor. Evet. Öyle karşılaştık, sağ olsun yanıma geldi. Bu oy verip vermeme meselesi değil, zaten geçti. En önemli olan şu, bir şey bu Türkiye için, bu ülke için iyi olsun. Oradakilerin hepsi aynı niyetle oraya gelmişlerdi. Herkes farklı düşünceleri var, farklı projeleri var kafasında ama ortak amaç Türkiye ve Ordu içindi. Ben de o zaman dediğim gibi çok çok kısa zaman aralıklarıyla herkesle görüşebilme imkanı buldum. Başka diğer ilçelerimizi de orada ancak tanıyabildim. Ama hala tanıyamadıklarımız varsa lütfen affetsinler, ben özür diliyorum. Bu bir yani şöyle söyleyeyim size, bu bir oy beklentisinden ziyade hakları kalmasın diye. Çünkü evet, diğerlerini ziyaret ettik. Öbürlerini dediğim gibi sırf yurt dışı programı sebebiyle yetiştirdik. Kabadüz Teşkilatı'ndan isimler de yanınıza gelmişti. Hani keşke Kabadüz'e de sizi bekliyoruz şeklinde, evet, konuşmanız da olmuştu, evet, temayülün, evet, içerisinde. Evet. Mesela ben dün Fas'la ekibi topluca gelmişti. Hatta birbirlerini söylemişler, eşlerini alıp gelmişler. Aynı şey Gülyalı ekibinde gördüm hakikaten. Zaten Gülyalı'nın başkanı Abdullah Bey, Sipahi. Abdullah Sipahi benim çocukluk arkadaşım. Aynı mahallede, aynı sokakta top oynadık, koşturduk. Hep aynı sokakta. Hatta ben daha sonra üniversiteyi bitirdikten sonra ben İngiltere'ye, Londra'ya gidince
Abdullah da bir ara gelmek istedi. Tabii dedi, buyur, beraber aynı okulda, orada London Study Center'da kendisiyle yine beraber okuduk. Bir müddet sonra, çünkü ben oranın profesyoneliydim. Yani bir iş yeri çalıştırıyordum, evet, aynı zamanda Londra'da. Bir Türk kebapçısı. Hepimiz daha sonra, ben 6 arkadaş getirdim Londra'ya. O yüzden de Gülyalı'nın ayrı bir yeri oldu bizde, evet, ister istemez. Ama aynı gün arkadaşıma geçmiş olsun, o gün bir rahatsızlık geçiriyor, hastaneye kaldırılıyor. Ama Vesselam şöyle, baştan ayağa buram buram ordulu. Evet, biz şunu da gördük. Şimdi tabii siz, şimdi aday adayları neden gezer teşkilatları, özellikle temayül öncesinde? Kendini tanıtmak için teşkilatlara ve temayülde takdirlerini, oylarını, evet, kendileri adına kullanılmaz. Ama biz şunu gördük, yani yanlışsam lütfen düzeltin, şunu gördük. Yani siz vakit, belki çok vakit bulamadınız, tüm ilçeleri gezemediniz ama sanki hepsini 20 kere gezmiş gibiydiniz gittiğinizde. Yani öyle herkes sizi tanıyor, merhaba diyor, sanki hani her gün sokakta görüşüp el sıkışılan isimlerden biriydiniz gibi. Yani böyle bir atmosfer vardı aslında ya, çok güzeldi diyorum ya, bakın hatta şöyle oldu. Hani yani 40 yıllık arkadaşız, o kadar benimsemişiz ki. Çünkü benim karşımda gelinin gözlerinin içi parlıyor. Yani bizim ilişkimiz, aday falan ilişkisi yok henüz. Biz, evet, arkadaşız. O beni, bakın benim Allah'ıma şükür ediyorum ben hep onu. Onun için çok dua ettim. Demek ki kabul edildi. Sözlerimi etkin kıl ya Rabbi diye çok dua ettim ben. Özellikle 2006-2007 haçta çok dua ettim. Buradan da herkese söyleyeyim, çok çalışıyor. Evet. Edilen dua gerçek anlamıyla gönülden edilirse gerçekten işe yarıyor. Evet. Yani tabii temayülü tamamladık. Şimdi tabii AK Parti bunu kendi içerisinde elbette ki değerlendirecek. Evet. Ve tek kriter de olmayacak. İşte STK'lara sorulacak vesaire. Kamuoyu yoklaması yapılacak ki orada da siz zaten kamuoyunda biliniminiz oldukça yüksek. Diyelim ki evet, bu süreçte aday gösterildiniz ve halk teveccühüne kullandı. Nasıl bir vekil profili çizecek Sayın Kaynak? Şeyde şöyle söyleyeyim, onu bana bir arkadaş sağ olsun, böyle bir sohbetimiz dedik o Kabataş ekibinden. Evet. Şimdi de orduya siz ne yapacaksınız, ne projeniz var dedi. Evet. Ben de baktım, hiçbir şey dedim. Çok şaşırdım, ne demek istiyor. Dedim ki önce Türkiye. Türkiye'nin problemini çözersek bir ordulu olarak dedim. Ordu zaten şahlanır gider. Çünkü ordu bağımsız bir devlet değil ki. Buraya yerleşen vakti zamanındaki Osmanlı'dan, Selçuklu'dan önce gelmiş olan Çepniler Doğu Karadeniz boyuna yerleşmiş. Emiroğulları devletini kurmuş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken yanında askeri olmuş. Hep Trabzon'u alırken yanında askeri olmuş ve Trabzon'un, yani son Roma İmparatorluğu'na noktayı koymuş. Sene 1461. O yüzden bu çok önemlidir. Bakın şöyle söyleyeyim. Roma İmparatorluğu üçtür. Bir, Batı Roma İmparatorluğu Atilla yıkmıştır. Avrupa Hun Devleti başkanı, kralı, imparatoru Atilla yıkmıştır. İkincisi Doğu Roma İmparatorluğu İstanbul, Fatih Sultan Mehmet. Üçüncüsü Trabzon'daki Rum Pontus, Roma İmparatorluğu'nun üçüncüsü ve devamıdır. Onu da yine Fatih Sultan Mehmet aldı. Ama işte o zaman da Emiroğulları ve Çepniler kendisine destek oldu. Yani Karadeniz'in Türkleri. Yani bizlerin soyu. Hepimizin soyu. Ve aynileştik ve biz bu devleti kurduk. Şimdi bu devletin kaderi Türk'ün kaderinden ayrı değil. Ordunun kaderi de Türk'ün kaderinden ayrı değil. Ben Ordulu'daki bu arkadaşlarımı gördüğümde, ilçelerdeki arkadaşları gördüğümde şunu anladım. Onlar zaten bölümün sorunlarını, bölgenin sorunlarını kendileri en iyi tahlil eden ve bilenler. Onlar bize söyleyecekler, biz ona göre çözüm yolu bulacağız. Bunlardan bir kısmı eminim belediyenin şeyleri içerisinde ama
doğrudan devletle alakalı olanları mecliste şayet bir gün bize de görev verilirse, şayet bir gün oraya gidersek biz de inşallah o zaman deriz ki biz bu işin çözümü için şöyle 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 bir tasarı yaptık. Şu komisyonlara katıldık. Şöyle bir çalışma yaptık. Bunları sunduk ve takip ettik. Etmemize rağmen başardık veya başaramadık diye rapor verilir. Bizim başarımız buradan anlaşılır. Ordunun yapılacak projelerinde çocukluğumda benim çok sevdiğim bir şey, düşündüğüm bir şey vardı. Ah bir havaalanımız ve limanımız olsa. Şükür olsun öyle veya böyle. Şimdi havaalanımız var. Üstelik limanı da dün gezdik beraber evet, yine. Evet. Yani çevre yollarımız keza. Çevre yollarımız. Tabii ki ihtiyaç bitmez. Evet. Çünkü şehir çok hızlı büyüyor. Ve dünyanın ilginç bir köşesi bu. Hakikaten Ordu çok güzel bir coğrafi alanda yer alıyor. Karadeniz'in kendisi mükemmel. Ama bunun yanı sıra Ordu tam ortada. Bütün Karadeniz'in böyle. Yani Doğu Karadeniz'in başlangıç noktası ama aynı zamanda dediğim gibi odak noktası Ordu. Evet. Ha biz bunların hepsine bakarak yine de Türkiye. Önce Türkiye, önce Türkiye. Birinci önceliğim benim de şahsi kanaatim olarak Türkiye. Çünkü Türkiye çok büyük bir kuşatılmışlık içerisinde. Bu kuşatılmışlığı kırmak zorundayız. Ekonomik problemlerimiz ordunun değil, Türkiye'nin problemi. Orduya da yansıyor. Bize yansıyan her şey esasında Türkiye'den kaynaklanıyor. Türkiye ise dışarıdan çok büyük bir baskı ve mücadele içerisinde. Birileri bize mücadele etme, teslim ol diyor. Ya karakterimize uygun değil, kabul etmiyor. Şöyle de bir şey yok mu aslında? Şimdi evet her parti bir ilden kaç milletvekili adayı varsa örneğin Ordu'nun 6 milletvekili. Şimdi AK Parti diyor ki işte evet ben 6'da 6 yapma hevesindeyim, planı içerisindeyim. Benim gayem bu. CHP de aynısını söylüyor vesaire. Zaten her bir milletvekilimiz de Türkiye genelinle alakalı bir odak noktası olsun örneğin. Bence benim görüşüm, bilmiyorum katılırsınız, katılmazsınız. Yani illaki 6 vekilin 6'sı da yani orada üzerinde çalışma evet, yapacak diye bir kesinlikle, şey değil. Şimdi biz diyoruz ki işte neden ordudan giden bir milletvekilimiz AK Parti'nin daha üst kademelerinde ya da hükümetin daha kesinlikle, üst kademelerinde yer almasın. Kesinlikle. İlla ki ordu özelindeki projeler evet onlara da önem verelim. Örneğin diyelim ki AK Parti'yi konuştuğumuz için AK Parti'den gidelim. 6 vekil çıkardı. Örneğin 3'ü yerelin sorunlarını çözmeye gayret etsin. Diğer 3'ü de o diğer üçünün getirdiği problemleri genel ölçekte halledip çözmeye. Yani i̇şte böyle Numan de bir dağılım yapılabilir. Numan Bey örneği var önümüzde. Evet 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 aynı şekilde. Yani Mehmet Hilmi Güler Beyefendi'nin örneği evet, var önümüzde. Yani bakın. Ve bu isimler orduya daha fazla güç katıyorlar. Tabii yani ki. Siz de hani diyorsunuz ya benim ölçeğim Türkiye. Evet, evet neden bu isimler arasında katılmayasınız? Yani? İşte inşallah diyorum çünkü bildiğim konular çoğunlukla öyle. Ben bütünün kendisini uyguladığımız takdirde alttaki yerelleri zaten düzelecektir. Çünkü herhangi bir rahatlık zaten her tarafa aynı şekilde yayılacaktır. Türkiye çok ilginç bir seçim dönemine girdik. Bakın yüzyılın seçimi biraz önce siz de değindiniz hakikaten. Çok önemli evet, bir seçim bu. Bu yüzyılın seçimi içerisinde Türkiye... Bunu artık biz söylemiyoruz. Dünya diyor ki bu yüzyılın en önemli seçimlerinden biri diyordu. Ekonomist de aynısını söylüyor ki çok etkin, yetkin bir gazetedir. İngilizlerin The Guardian'ı da aynısını söylüyor. Diyor ki başka bir şey. Almanya The Bild aynı şeyleri söylüyor. Stern aynı şeyleri söylüyor. İtalya'da Il Duomo aynı şeyleri söylüyor. Yani bir herkeste bir ortak görüş var. Peki ne? Niye Türkiye? Niye dünyada bu kadar devlet var hiçbirisi değil? Neden Türkiye? Sorusunun işte ben bu soruların cevaplarına karşılık tarihi geçmişin önemini bildiğim için onu derinliğine araştırdım. Türkiye neleri tutuyor sorusunun cevabına gittim. Ve Türkiye'nin çok önemli bir vicdan medeniyetinin yeryüzü temsilcisi olduğunu ve sömürü düzenine isyan edecek, etmeye hazır, edebilecek güçte, edebilecek inançta olan
tek devlet, tek millet olduğunu gördüm. Bir diğeri, yeryüzündeki halkı Müslüman olan devletlerin hepsinin Anglo-Sakson Batı medeniyetinin Protestan gücü karşısında gerilediğini, bu yalnız onlara has değil, Katolik dünyası da aynı şekilde gerilemiştir. Bir Çinli veya Hintli, yani Hinduizm veya Brahmanizmin temsilcileri de gerilemiştir. Onlardan bir tanesi de biziz, İslam medeniyeti, ama onun en önemli temsilcisi Türkiye. Ve Türkiye tekrar bu gücü ele alabilecek tek millet, tek devlet. O yüzden ben dediğim gibi şehrin sorunları, yerel çok iyi çalışan bir ekip var, gönüllü çalışıyor bu insanlar. Onların hiçbirisi ücret almıyor. Bakın köylerin tepelerinden kalkıp gelmişler. Hakikaten ben orada baktım gittiğimiz ilçelerde. O insanlar her taraftan gelmiş, toplanmışlar. Bir gönül bağı için aslında onların bir tek orduyu düşündüğünü söylemek çok büyük hata olur. Onlar bu memleketin has evladı. Türkiye'yi, Türkiye sancısı çekildiği için geliyor. Yoksa orada seçimi kazanacak. Biz kazanacağız. 6 tane almamız lazım. Bizim bu işi Cumhur İttifakı olarak kimseye bırakmamamız lazım. Orduda biz eğer bu oyunu çözebilirsek, ki ben bunu çözebilecek cihette orduyu çok şey görüyorum. Bakın ordu şöyle. Ordu hizmeti çok seven bir toplum. Ve bunu gösterdi. Bu zamana kadar, son seçimde bile gösterdi. Şimdi biz hiç gevşemeden, biz yenilendik, çok daha iyiyiz, çok daha diriyiz deyip yeniden ortaya çıkacağız. Ama bu sefer çıkışımızın bana göre ana ekseni aslında Türkiye. Ordu zaten gelecek peşinden. Çünkü esas sıkışıklık şu anda Türkiye'nin üzerinde. Bir terör örgütü Türkiye'yi 25 ayrı bölgeye ayırmayı söylediği planını Türkiye'nin ana muhalefet partisine kabul ettiriyor. Biz ordunun hepsini almak zorundayız. Ordulu asla ve asla terörist veya Türkiye'nin 25 parçaya, 8 parçaya, belediyelere özellik verilmesine falan filan böyle bir şeye geçit vermez. Şu anda deprem bölgesinde Ordu Belediyesi hummalı bir şekilde çalışıyor. Onlar bizim insanlarımız. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. Biz Türkiye'deyiz. Aynı zamanda bırakmayız bu işin peşini. O yüzden ben şuna inanıyorum, emin olun buna. Biz orduda Cumhur İttifakı olarak bu işin altısını birden kopartabiliriz. Altı milletvekilinin altısını da almak zorundayız. Almak zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Türkiye'de bu diğer adamlara kendisini terörist bir örgütün temsilcisi, biz sırtımızı PYD'ye, YPG'ye, PCC'ye bilmem neye dayadık diyenlerin, ama aslında arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve bütün şer güçler olanların, hatta İsrail bayrakları taşıdılar. Bu adamlara Türk bayrağını ellerine aldırana kadar neyi olduğunu öğretmek zorundayız. Bence bu işi ordudan başladı. Ordu bu işi 6-0'la bitirmek zorunda. Ordu bu ülkenin bölünmesine müsaade edemez, etmemeli. Ve ben buna inanıyorum, biliyor musunuz? Ezip geçeceğiz inşallah bu sefer. Öyle kimseye bir şey yok. İttifak yapmışlar bilmem neyi. Neyin şer ittifakı? Ben kenarda duruyorum. Benim ortağım görüşüyor teröristle diyemezsin. Öbür grubun da akıllanması lazım. Yazıktır bu ülkeye. Türkiye'nin kaderiyle oynayamazlar bu adamlar. Orduyu 6-0 yapmak zorundayız ve dünyaya ders vermek zorundayız biz. Biz bu devletin arkasındayız demek. Biz bu liderliğin arkasındayız demek. Bakın hep söylüyorum. Türkiye 11 ayda bir kurulan bir devlette hiç kimse, hiçbir dış devlet sana güvenmez. Sana yatırım yapmaz. 10 ay sonra değişecek olan bir başbakanı, dışişleri bakanını, içişleri bakanını, ekonomi bakanı, hiç kimse bunlarla anlaşma yapmaz. Türkiye yakaladığı istikrarı bir grup mahvetmek istiyor. 7'li ekiple, 6'lı ekiple, 10'lu ekiple. Siz deli misiniz kardeşim, ne yapıyorsunuz dememiz lazım. O yüzden ordu bu işi başlangıcından 6-0'la bitirmek zorunda. Neden?
Çünkü vereceğimiz her bir yanlış hareket, her bir yanlış oy aslında Biden'ın elini kullanarak, bize parmağını göstererek Türkiye'yi hizaya sokacağım. Bu iktidarı ve bu yöneticiyi, bu başkanı, Türkiye'yi şaha kaldıran adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğim. Ben bunu yapmak isteyenlere destek vereceğim diyen adama destektir. Bu İsrail'de Türkiye'ye karşı, bakın deprem bir kere vurdu, bizim için hazırlıyor diye sevinen gruba da aynı şekilde. Avrupa Birliği içerisinde, ki Almanya'nın kendi aklı yoktur, Almanya'yı zorlayan aklın, kalkıp Türk'ün bayrağını, Kur'an-ı Kerim'ini yakmasını sağlayan, Hollanda'da, Danimarka'da bilmem nerede 3 kuruşluk adamlara izin veren, bu adamların yaktıkları Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, bizim karşımızdakiler de aynı şekilde. O PKK denilen örgüt namaz kılanlarla alay etti yıllar boyu. Videolar da ortaya çıkmıştı. Tabii ki. Evet. Öldürdüğü 30 bin tane Kürt'ün hepsi Müslümandı. Bunlar Kürt katili. Bunlar insan katili. Ve bu örgütün hiçbir amacı yok, emin olun bana. Söylenen, kendilerini sokakta çıkıp anlattıkları her şey yalan. Amerika'nın ve yani o devletlerin, dış yapının istediğini yapıyorlar. O yüzden PYD ile, YPG ile bilmem neyle Suriye'de örgütlendiler, bekliyorlar. Onları bin yıldır bizimle beraber yaşadılar. Hiç kimse dilini, dinini, kültürünü, inancını, sistemini unutmadı. Biz istesek aborjinizleri silen İngilizler gibi, Avustralya'dan silen İngilizler gibi, Kızılderilileri Amerika'da yok edenler gibi, o adamlar gibi, Fransa'nın Afrika'ya yaptığı zulümde, Cezayir'de milyonlarca Müslümanı öldürdüğü gibi, biz de çok büyük katliam yapardık. Bugün yeryüzünde Sırpça, Rumca, Yunanca, Ermenice, Gürcüce bilen hiç kimse kalmazdı. Dinleri de kalmazdı. Biz hepsini bitirme gücüne sahiptik. Biz kimseyi asla ayırmadık. Kürt'ü hiç ayırmadık. Bakın Türklerde bir seraskerlik makamı vardır Osmanlı Devleti'nde. Türk olmayan giremez. Genelkurmay gibi bir makam mı yoksa? O hem Eğitim Bakanlığı hem Milli Adalet Bakanlığı. İki ayağı hiçbir zaman Müslüman, Türk olmayana vermiyor. Ve biliyor musunuz bunun içerisinde Kürt de var. Demek ki Kürt'ü hiç aklına getirmemiş ayrı diye. Sultan Abdülhamit'in Güney Afrika'ya göndermiş olduğu Kürtzade bir hocadır. Oraya bütün Türklüğü, Müslümanlığı öğreten. Diyarbakır'dan gitmiş bir hocadır. Ve şu anda hala bütün saygıyla ellerinde ay yıldızla dolaşıyorlar. Bu benim içimdekiler, bizim içimizdekiler. Bu adamlar şu anda ellerine ay yıldızı almıyorlar. Bu adamların temsilcilerine bu şehirden oy çıkmayacak. Çıkmamalı. Biz bu kadar kötülüğe izin veremeyiz. Bir gün önce biliyorsunuz hanımefendi ne dedi? Çıktı dedi ki biz böyle pis bir kumarın tarafı olmayacağız. Kumar masasında olmayacağız. 24 saat içerisinde nasıl bir korkudur bu? Şimdi Yavuz Ağır Alioğlu ona karşı çıkıyor. Karşı çıkmasının sebebi de bu. Bütün bunları gördükten sonra hayır ben hala PKK ile pişti olanlarla pişti olacağım diyemeyiz. Ordulu bunu yapmamalı. Yapamaz, yapmayacak. O yüzden diyorum ben inşallah 6'da 6 yapacağız. Evet. Efendim peki şimdi ittifaklardan biraz hani kıyısından köşesinden değindik ama Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da her kendi bölgelerini, kendi taraftarlarını genişletmeye çalışıyor. Yeniden Refah'la AK Parti'nin bir görüşmesi olmuştu. Sayın Fatih Erbakan düşünmüyoruz dedi. Sonrasında geldi. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Şu anda Cumhur İttifakı içerisinde Yeniden Refah Partisi. Evet. Doğru yani yanlış bir adım atmak üzere miydi? Sonra doğruya mı döndü? Ne oldu sizce o arada? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben inanıyorum Türkiye'nin bu kritik sürecini iyice tahlil etti, gözden geçirdiler ve böyle bir şeyin asla şansa bırakılamayacağını anladılar. Çünkü bakın normalde böyle bir anlayışın yani ben her şeye karşıyım, her şeyi yıkacağım, size hiçbir şey vaat etmiyorum, gelirsem eşek heykeli, üstelik de çekirdek çitlerken yapacağım diyen adamlara destek vermemesi lazımdı. Peki ne oldu?
İşte araya o dediğim akıl girdi. Yüzyıllardır sömürü düzenini yeryüzüne yapmış, yaymış olan akıl devreye girdi. Ve bu akıl bunları belirli bir çıkar, bazen çıkarsızlık, bazen nefret, bazen korku üzerine birleştirdi. Bunlardan nefret kısmını yapan Kılıçdaroğlu oldu. Her gün ötekileştirdi, her gün hakaret etti, hatta kendi halkına hakaret etti. Hatta bayrağımıza, İstiklal Marşımıza korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak dedi. Özür bile dilemedi. Böyle bir anlayışa biz kalkıp orduda 6-0 yapmadan bırakmayacağız. Bu işi ordu 6-0 yapmalı. Ordu kendine yakışanı yapmalı. Bu şehirden HDP falan oy alamaz. Almadı da. Ama birileri HDP ile pişti olan adamlara oy vermek niyetindeyse hemen söyleyeyim. Aman sakın ha. Aman sakın ha. Kendi ülkenizi kendi elinizle yakmayın. Bu adamların niyetleri hiç iyi değil. Gözlerine bakın yeter. Birlikte bulunduklarına bakın yeter. Düşman oklarının kime çevrildiğine bakın yeter. Türkiye'nin gidişatını yeniden dev olmasını engellemek isteyenleri tanıyın. Ve bunlar kendilerini saklamıyorlar. Bütün programları önümüzde. Fatih Erbakan'a gelirsek ben işte diyorum ki bana göre bu tehlikeyi farkına vardı ve gerçeği. Aksi halde gerçekten kötüydü biliyor musunuz? Yani Temel Karamollaoğlu'nun savrulduğu yere bakın yeterli. Mücahit kelimesini Kılıçdaroğlu için kullanıyorsa bir adam siz artık fazla bir şeye bakmayın, eklemeyin, beklemeyin. Olmaz zaten. O yüzden %2,5-3'lerle başlayan nokta şu anda emin olun 0, binde 2'ye, binde 3'e düştü oyu. Ve onun oyuyla beraber hem Hüdapar'ın gelmesi, hem Büyük Birlik Partisi'nin gelmesi, Milliyetçi Hareket Partisi zaten Sayın Devlet Bahçeli devletin arkasında dimdik durdu. Dimdik durdu hiç fire vermeden. Sonuna kadar en ufak bir şey çıkartmadan gerçekten diyorum bakın. Bakın böyle devirlerde var ya dimdik durabilmek çok önemli. Çok önemli. Yiğit olabilmek çok önemli. Kendisinin üzerine yapılan oyunları anladı. Kendisinin içerisinde bir bölenin yetiştirildiğini gördü. Ve bir anda dedi ki aman Allah'ım bunlar nasıl, hangi kılığa girebiliyorlar? Ben ilk konuşmamdan beri yaklaşık 1,5 yılı geçti şu anda. Hep aynı şeyi söylüyorum. Karşımızdakiler her kılığa girebilirler. O yüzden ben yeniden Refah Partisi'nin gelmesi, Hüdapar'ın gelmesi çok etkili. Hüdapar'ın da oyu artacaktır. O bölgede HDP'ye oy veren çok kişi bu adamların imansızlığını bildikten sonra o adamlara oy vermeyecektir. Bu adamların nankörlüğünü bildikten sonra bunlara asla oy vermeyecektir. Zaten biliyor musunuz geçen seçimde bunların oyları çok düşüyordu. %6,5'tu biliyor musunuz? Bütün bölgeden aldığı oylar, Türkiye'den aldığı oylar %6,5'a düşmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi tıpkı eskide olduğu gibi, tıpkı Erdal İnönü'nün zamanında yaptığı gibi aynı şeyleri yaptı. Ve bir kere daha can simidi uzattı, bir kere daha terör örgütünü aldı içerisine koydu. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi, klasik bilinen bir Cumhuriyet Halk Partisi veya Ecevit'in sol partisiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası. Onlar diğer dediği 5 partiyle bir yıldır görüşme yapıp sonuca ulaşamayan ama HDP ile yani PKK'nın bu ülkedeki temsilcisiyle tek görüşmede aynı düşünceleri paylaştığını söyleyecek kadar değişen veyahut zaten istekleri oydu. Ben o yüzden adına piştireştiler diyorum. O yüzden Türkiye böyle bir şeyi şansa bırakamaz. Ben hala iddialıyım. Ordu'da 6-0'dır bu. Evet.
Efendim peki şimdi Cumhur İttifakı'na yeniden Refah Büyük Birlik vesaire gibi partiler var ama bakıldığında şimdi bir altılı masanın bu koalisyon içerisinde olduğunu biliyoruz. HDP'nin uzunca bir süre örtülü şimdi açıktan Millet İttifakı içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve diğer partilerle Millet İttifakı'nı nasıl değerlendirirsiniz? Millet İttifakı'na katılan diğer partilerle birlikte. Evet, katılanların da yani geri hemen hemen fikirleri aynı zannedersin. HDP ile beraber olan 6 tane küçücük parti. Yani evet. İşte yok Komünist Parti yok, bilmem ne Sol Parti yok. Ya, şöyle söyleyeyim bakın. Buyurun. Sol mol yok. Bunların hepsi bir plan. İngiltere'den kaynaklanan Londra merkezli bir plan. Sol fikrin bütün akıl babası Karl Marx'tır. Karl Marx Londra'da doğup büyümüş, bütün görüşlerini de orada yazmıştır. Uygulanma alanının Rusya olması, Karl Marx'ın o görüşleri savunması aslında sadece bir oyundan ibarettir. Yeryüzünü seçeneksiz bırakarak insanlara iki tane batılı, kapitalizm, komünizm veya sosyalizm, komünizm veya kapitalizmi iki ayrı cepheymiş gibi yutturma politikasıdır. Bunların hepsi yeryüzünü tek bir grubun ele geçirme çabasına bilmeden alet olmuş bir Rusya'dır. O yüzden Sovyetler Birliği'nin kurulması ve imansız, materyalist bir felsefeyle, pozitivist bir bakış açısıyla yeni bir devlet kurup hem kiliseye, hem havraya, hem camiye savaş açması, bütün dinlerle savaşması ve bugün ben bu adamların ideolojik görüşlerini bu yüzyılda bu kafa yapısıyla hala savunuyorum diyen insanların bulunması. Acıtıcı ama öyle. Keşke onlar da gezebilseler, dünyayı da görebilseler. Yeryüzünde böyle bir ideolojik bölünme falan yok. Yoksa bayrağı kızıl yıldız olan, ideolojik görüşü Marksist-Leninizme dayanan bir PKK örgütünün, bir Abdullah Öcalan'ın o kurmuş olduğu, o katilin kurmuş olduğu o örgütün ideolojik düşüncesi neydi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Namaz kılanları arkadan fitliyorlar, dalga geçiyorlar. Bunları yapan aynıydı. Şimdi onunla beraber onu savunan, hocayım diye gezenler bile var. Ne dedim ben? Bunlar her kılığa girerler dedim. Casus Wempley'nin anılarını okusunlar. Hepsi ortaya çıkacaktır. Bu yeni bir şey değil. Şimdi Hamper denilen bir İngiliz casusu var. Bugünkü Vahhabiliğin kurucusudur bu adam. Yaptığı ilk şey, birinci maddesi, Türk'ü hatırlatan bütün eserleri ve Osmanlıca ile yazılan her şeyi yok edeceksin. Ve o yüzden bu dediğim rejim Suudi Arabistan'a geldiği zaman Suudi Arabistan'da önce mezarlıklara saldırdılar. Çünkü bir Osmanlı, bir Türk, bir Selçuklu mezarlığında her şeyi bulurdun. Medeniyetin bütün unsurlarını bir mezarlıktan anlardın. Kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı keşfedersin. Coğrafyayı çözersin. Rüzgarın yönünü bulursun. Sen bir mezarlıkta yatan insanların mesleğini bilirsin. Yaşlarını görürsün. Cinsiyetlerini görürsün. Hamile olan bayanı dahi bir mezar taşında belirten ilginç bir medeniyet görürsün. Ve bu medeniyeti yıkma görevi o dönemde Vahhabilere verilmişti. O yüzden onlar yoldaki köprünün üzerindeki tuğraları da silmeye çabaladılar. Aynı şey bizim içimizde oldu. Aynı şey İstanbul'daki mezarlıklara bile girdi. İstanbul Üniversitesi'nin kapısındaki tuğrayı bile kazımaya kalkıştılar. Bakın ben şöyle diyorum size, bu karşıdaki hiçbir ideoloji, Yavuz'un yaptığı hiçbir ideoloji bizim için değildir. Aksi halde bu şöyle bir düşünceye inanmak olur. Abi adam çok güzel bir fikir yapmış, ben de bunu uygulayayım, ülkemi kurtarayım. O adam yaptığı her şeyi kendi ülkesi için yapıyor. Senin ülken için değil. Bizim
kendi ülkemiz için proje geliştirecek adamlara ihtiyacımız var. Bunları orduda çıkartır. Onu yapan, hak eden bütün arkadaşlarımız gitsinler. Biz Türkiye'nin yeni bir yüzyılı için, Türkiye ile beraber olanların bayram edeceği bir yüzyıl için hem Rusya'yı, hem Amerika Birleşik Devletleri'ni, hem Çin'i aynı anda bulunduğu alana hapsedilebilecek tek millet Türkler ve Türk devletleridir. Evet. Coğrafi olarak haritaya bakmak bunun için yeterlidir. İbrahim Bey, şimdi tabii geneli görmeye çalışıyoruz. Biraz önce bu seçimin önemiyle alakalı içte neden önemli olduğunu zaten anlattınız cümlelerinizle, ama dışarısı açısından, yani Türkiye'ye dıştan müdahale etmeye çalışanlar açısından da bu seçimin ayrı bir önemi var zannedersem. Bir ufak da buna değinebilir miyiz rica etsem? Şimdi şöyle söyleyeyim. İngiltere'nin çok önemli bir düşünce kuruluşu vardır. Bu Türkiye'den şu ana kadar iki kişi onun önünde çok resim verdi. Yani gitti orayı ziyaret etti ve resim verdi. Bunlardan bir tanesi eski Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül'dü. Diğeri Ekrem İmamoğlu'ydu, İstanbul Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı. O da geçenlerde gitti Chatham House'a şey verdi. Chatham House'un ilginç bir projesi var. Adı The Turkey Project. The Turkey Project. Yani Türkiye projesi. Projenin aslı şunu içeriyor. Türkiye'yi inceliyorlar. Sanki Türkiye'yi bilmiyorlar mı? Hayır. Şimdiki Türkiye'yi inceliyorlar. Neyini öğrenmek istiyorlar şimdiki Türkiye'nin? Bir, siyasetini. İki, değişmekte olan yapısını, kültürünü, medeniyetini. Üç, ekonomisini. Dört, teknoloji ve savunmasını. Ana başlıkları bunlar. Bu konularda çeşitli bilim adamlarına ücretleri mukabilinde araştırma yaptırıyorlar ülkemizde. Ve bunların hepsi aslında bağımsız gibi görülen ama İngiliz devletine doğrudan Lordlar Kamarası'na ve krala bağlanan Chatham House bünyesinde toplanıyor. Projenin amacı Türkiye'nin genleşme potansiyelinin gerçekten belirlenmesi, genleşmeyi yapan lider olarak görülen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alınması, bu genleşmeyi kapatacak, eski Türkiye'yi eski sınırları içerisine hapsedecek, bunu da bağıra bağıra ben gönüllü yapacağım, ne işim var Libya'da diyen adamların eline teslim etmek. Projenin aslı budur. İngiliz'in aklı, planı budur. Bu planın Türkiye'de gönüllü uygulayıcıları vardır. Şimdi Chatham House'un yapmış olduğu bu projeye Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka düşünce kuruluşu MENA projesiyle cevap veriyor. Ve bunlar ne yazık ki Chatham House'la birlikte çalışıyorlar. MENA projesi eski Osmanlı coğrafyasında yer alan Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'daki diğer bütün devletlerin aynı şekilde ekonomisini, siyasetini, kültürünü, savunmasını kontrol altında tutabilecek oralardan gelen raporlar. Oraların da en iyi hocaları bunlara raporlar hazırlıyor. Onlar bu işi parası mukabilinde, abi ben yapmasam nasıl olsa başkası yapacak diye hazırlıyor. Ve üstelik bunlar yasak bilgiler değil. Onlar diyor ki şu anda ülkedeki durum şudur, şu siyasi liderler öne çıkabilir, şunlar geride kalabilir, şu anki liderliği tehlikeye sokabilecek, hareketi yapabilecek olanlar şunlardır. Bizim desteğimiz bu sonuç numarası. Ama onların hazırladığı şeyler şöyle, işte efendim nüfus şu kadar, bu kadarı şu kadar partiye oy veriyor, şu civardaki insanlar özellikle şöyle. Ama bunlar hep coğrafidir. Bazıları kahvehane kahvehane incelenmiştir. O yüzden gezi olayları çok bilinçli bir düşüncenin, önceden hazırlanmış olan bir düşüncenin Türkiye'nin IMF'den kurtulduğundan iki hafta sonraya rastlaması falan tesadüf değildir. Hazırlanmış bilinçli bir siyasetin, politikanın ve ekonomik birikimlerin uygulanmasıdır.
İbrahim Bey, bir iki dakika içinde toparlayalım, süremizin sonuna geldik. Efendim. Buyurun. Şimdi biz yine hepsini birden toparlayalım. Bunların bir tanesi orada olsun. Evet. Bir, orada 6-0 yapmak zorundayız. Orada bu adamları ağlatmak zorundayız. Türkiye'nin bölünmeyeceğine dair bir noktayı ordu güçlü bir yumrukla koyacak. Yok diyecek, asla. Asla. İşi %1 şansa bile bırakmam. Hangi kılığa girersen gir, seni bir tek görüşmede bu adamlarla aynı masaya oturtturan zihniyetle ben asla birlikte olmam diyecek ordulu. Bu işi de bize yön düşüyor. Biz anlatacağız. Bizi dinleyemeyenleri göndereceğiz. Tek tek dolaşacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Ve dedim ya size, bu örgütlerde ben onu gördüm. Evet. Bunların hepsi gönüllü. Bunlar 5 kuruş para almıyor. Kendini zaten vermişler. Ben de böyle bir şans verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana şu haykırma izni veren Altaş'a özellikle çok teşekkür ediyorum. İçimi boşaltmama fırsat verdi, biliyor musunuz? Allah razı olsun. Gerçekten diyorum. Bu şehre yapılan en güzel hizmetlerden bir tanesi. Biz bu seçimi 6-0'la bitirmek zorundayız diyorum. Evet. Bu ülkeyi de kesinlikle satışa getirmek isteyenlere teslim etmeyeceğiz. Öyle tehdit ederek bizi korkutmaya çalışıyorlar. Çok büyük hata yapıyorlar. Benim ülkemin içerisinde bana hava atamazlar. Adama Hanya'yı, Konya'yı gösteririz. Bu seçim onun zamanı. Göstereceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de çok sağ olun efendim. Bilgilerinizden hem faydalandık hem de aday adaylığı sürecinde bizler de sizlere başarılar dileyelim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet efendim, Seçim 23 programında Sayın İbrahim Ufuk Kaynak'la beraber hem Türkiye'yi hem aday adaylığı sürecini konuşmuş olduk. Başka bir Seçim 23 programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.